Konuşmam karşısında ona konuşma hakkı tanıma. Şeytana, nefsine konuşma hakkı tanıma. Benim Rabbim Allah'tır de, ben seni dinlemem. Şeytani dinlemem de. Çünkü Allah insanı kendisine abd olsun diye yaratmış. Aşık olsun diye yaratmış. Aşktan bir varlık olsun diye yaratmış. Nurdan bir varlık olsun, Allah'ın nurundan bir varlık olsun diye yaratmış. Nur saçan bir kandil olsun diye yaratmış. Rahmet olsun diye yaratmış. Af olsun, mağfiret olsun, ikram olsun diye yaratmış. Allah'a harife, ayna olsun diye yaratmış. Onun için Allah her anda birebir kuluyla muhataptır. Kul ne yana dönerse dönsün, Rabbinin vecihiyle, cemaliyle muhataptır. Bu her anda Allah onu davet ediyor. Allah kelimdir. Evet. Kelamullah'la, kelimesiyle onunla konuşur. Onu davet eder. Kur'an gönlünde zaten mevcut. Bir de o ayetleri onun gönlüne vahyedip onu hatırlatıyor. Yetmez. Bir de onların o ayetlerin hikmetini öğretiyor. Ne zaman bir hikmet gönlümüzde açılsa o anda Allah o ayetiyle, hikmetle beraber gönlümüze vahyetmiş, bizimle konuşmuştur. Bize düşen onu dinlemektir. Dinleyip anlamaya çalışmaktır. Rabbim bana evet neyi anlatıyor? Neyi anlamamı istiyor? Nasıl anlamamı istiyor? Bununla beraber ne yapmamı, nasıl yapmamı istiyor deyip anlamaya çalışması lazım. Sadece akıl ile değil, akıl ile anlamaya çalışırsa bu bilgi olur onda. Gönlünü açıp anlamaya çalışması gerekir, imanıyla, yani aşkla. Maşuku konuşuyor, maşukunu dinlerken, maşukum, aşık olduğum,